XT5'i sakın elinize almayın. Yoksa inin bana bırakamayabilirsiniz. Şunu da takalım. Bunda benim favori lenslerimden bir tanesi tabii ki bu F2 serisi. Çok yakıştırdım. 50 mm ile beraber sokağa çıktım. Sizin için bol bol fotoğraf çektim sevgili dostlar. Şunun ölçüsüne bakın ya. Şunun tadına bakın. Şimdi XT5'i neden almalısınızı anlatmayı tercih ettim. Çünkü neden almamalısınız gözün üstüne kaş var demeye benzer. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. XT5 ile fotoğraf çekmek hem kolay hem de çok zevkli. XT5'in ne kadar iyi olduğunu kıyas noktası olsun diye elbette bir önceki modeli XT4 kullanacağım. Sakın kimse XT4'e dil uzatmasın ve bunun haksız bir kıyaslama olduğunu da düşünmesin. Çünkü Almanya'nın en önemli tüketici için ürün test etme yapısı olan Stiftung Warentest XT4'ü 2022'nin tüm kategorilerinde en iyi kamerası seçti. X100V'yi de kompakt klasta birinci ilan etti. Stiftung Warentest öyle bir yapı ki bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak adına reklam almaz ama Almanya hükümetinden yıllık 3,5 milyon euro destek alır. Dolayısıyla boş bir kıyaslama olmayacaktır. Bugün bu içerik daha çok fotosever dostlarıma yönelik olacaksa da XT5 video kanalına da XT4'e göre ciddi iyileştirmelere sahip. Biz fotoğraf severler neyi severiz? Kameramızın sürekli yanımızda olması ve gerektiğinde yormadan tüm gün taşınabilmesini severiz. XT genine dönmüş bir XT5, XT4'e oranla daha kompakt ölçülere, daha ergonomik bir kabzaya ve 50 gram daha hafif olması bu beklentimizi daha da karşılar hale gelmiş. Taşıması daha kolay ve daha az göze batan bir kamera artık XT5. Özellikle sokak fotoğrafı için tercih edilen XT3'teki 3 yönlü tilt LCD ekrana dönüş fotoğrafçıyı daha da memnun edecektir diye tahmin ediyorum. Bu taşınabilirlik kavramı üzerinden gidilerek alt gripten de vazgeçilmiş belli ki. Ama yeni nesil 5. işlem G ile beraber tek şarjda 740 kareye kadar çekebilmesi bu sorunu da aslında ortadan kaldırıyor. Grip olacağına ilave bir tane batarya taşımak daha kolay olsa gerek. Biz ayrıca hızlı ayar değiştirmeyi de severiz, güzel bir anı ölümsüzleştirmek için. Bunu da fiziksel enstantane, ISO, lensteki diyafram çarkı, hatta gerekirse pozlama telafisi çarkları ile bundan daha hızlı olmak bence zor. Hız demişken, bazen seri çekim severiz. Mekanik enstantanede de saniyede 15 karede, ve kesintisiz 119 JPEG ya da 39 RAW işinizi fazlasıyla görür gibi geliyor bana. Başka neyi severiz? Ha evet, bazen renk, bazen siyah beyaz severiz. Makara filmin büyülü renklerini ya da siyah beyaz Akros ile beraber ayrıca istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz başka hiçbir markanın rekabet edemeyeceği 19 film benzetiminden aşık olmuşuzdur Fuji filmi zaten. Biz aynı zamanda keskinlik de severiz.
X-Trans 4 sensörün 26 megapiksellik sensöründeki keskinliğe zaten aşık değil miydik? Peki X-T5'in 5. nesil X-Trans 5HR'nin 40 megapiksel çözünürlük veren sensörüne daha da aşık olmayacak mıyız? Yetmedi mi? Yeni ilave edilen piksel kaydırma ile 160 megapiksel kareler almak ciddi bir fark değil midir? Biz X-T4'ün dinamik aralığını zaten övmüyor muyduk? Bir stop artı fazlalık iyileştirme değil midir? X-T5'in X-T4'ten iyice ayıran ana farkına gelelim. Otofokus. Ki X-T4 ile ilgili en büyük eleştiriydi. Artık X-T5... derin öğrenme, yapay zeka destekli bir otofokus sayesinde yüz, göz, kafa, olmadı insan gövdesi, yetmedi hayvan, kuş, araba, motosiklet ve bisiklet, yanı sıra tren ve uçak takibinde de artık son derece başarılı, yapışkan ve güvenilir hale geldi. Ve artık hiçbir markanın gerisinde de değil. Sevgili dostlar, bütün bu anlattıklarım bu fiyat bandında bu kadar yakışıklı başka bir kamera varsa lütfen bana da söyleyin. Ya evet, X-T5 önce fotoğraf ama ya video? Bu gövdede de onda da küçümsenmeyecek özelliklere sahip. 6.2K 30 fps, DCI 4K 60 fps, DCI 4K HQ 30 fps, 10 bit 4.2.2 dahili kayıt, 12 bit 4.2.2 RAW harici HDMI kayıt. F-Log 1, F-Log 2 ki F-Log 2 size ayrıca bir stop dinamik aralık daha kazandırıyor. Ayrıca 4K 60 FPS'de 25 derecede 60 dakika, 40 derecede 18 dakika kesintisiz kayıt. 6.2K 30 FPS'de 25 derecelik bir ortamda 90 dakika kayıt. 360 megabit saniyeye kadar da bir H264, H265 imkanı. Eda ne olsun? Sevgili dostlar, işte bu özelliklerden, bu fiyat, bu yapısı ve X-T geni özüne dönüşten dolayı almalısınız X-T5. Umarım vermeye çalıştığınız kararda aydınlatıcı bir içerik olmuş ve size de değer katmıştır. Beğenme butonu bu emeğe verdiğiniz değerin ölçüsü olacaktır. Abone olmayanlar lütfen abone olsun ve bu kanalı hak ediyorsa desteklesin. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik sağlık, huzur ve keyifle kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.